Emlak Lobisi'nden herkese merhaba, ben Figen Şayak. Esonşehir Mahallem lansmanındayız. Şu an yanımızda Polat Yolu Yönetim Kurulu üyesi Celalettin Polat var. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hayırlı olsun yeni projeniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Projeyle ilgili genel bir bilgi alabilir miyiz Celalettin Bey? Elbette, memnuniyetle. Esonşehir Mahallem Projesi, Bahçeşehir bölgesinde 68 dönümlük bir arazide 315 bağımsız birimden oluşacak şekilde tasarlandı. Projemizin en büyük özelliği geçmişte hepimizin tecrübe ettiği, o özlediğimiz mahalle hayatını yeniden öne çıkaracak şekilde alçak katlardan oluşan düşük yoğunluklu gökyüzüyle ve yeşille iç içe bir yaşam kurguladık. Proje 68 dönümlük bir arazide kurulmasına rağmen sadece yaklaşık 20 dönümünde konutların olduğu, %70'e yakın yani 40 küsür dönümlük bir alanda yeşil alanların ve açık alanların ve çok özenli bir peyzajın tasarlandığı bir proje. Sosyal donatı alanlarının oldukça yüksek olduğu, sosyal alanların 2000 metrekareden fazla sosyal alanı var. Bunun içinde yüzme havuzları, kapalı spor salonları, aktivite odaları, kafeterya alanları, okuma salonları, TV salonları gibi sosyal alanların oldukça zengin tutulduğu bir proje. Bütün amaç kendi içerisinde keyifli bir yaşam sürülebilecek bir mahalle oluşturmaktı ve onu da yapabilmeye çalıştık. Çocuğunuza çocukluğunuzu armağan edin sloganıyla çıktınız ve bunun için de mimarisi için özel bir çalışma gerçekleştirdiniz. Yine özel bir şirketle bununla ilgili de bilgi alabilir miyiz? Elbette. Lansman toplantımızda da arz etmeye çalıştık. Mimari çok önemliydi bizim için. Bunun için de bir mimari yarışma düzenledik ve Svanke Haydn Kanal firmasıyla çalışma kararı aldık. Buradaki en büyük amaç o işte sloganımızda yer alan çocuğumuza çocukluğunuzu armağan edin esprisini yakalayabilmekti. Bu ne demekti? Bizim çocukluğumuzdaki gibi güvenle mahallemizin sokaklarında maç yapabildiğimiz, gerektiğinde ağaca tırmanıp elma meyve toplayabildiğimiz, arkadaşlarımızla saklambaç oynayabildiğimiz, suları bulduğumuzda işte bahsettiğimiz gibi paçalarımızı sıvayıp içine girdiğimiz bir alan. Bunu oluştururken de ailelerimizin bugünün İstanbul'unda hepimizin korku ve endişe yaşadığı, hani güvenliğin çok önemli olduğu bir zamanda böyle güvenle, huzurla yaşayabilecekleri bir alan oluşturmak istedik. Onun için de mimarımıza verdiğimiz bütün brief de bu yöndeydi. O da sağ olsun oldukça güzel bir proje geliştirdiğini düşünüyoruz. Aslında çocukluğumuzun daha kaliteli hale gelmiş durumu da diyebiliriz buna. Peki böyle özel bir yaşam alanı için orada ikamet edenler için ulaşım nasıl olacak? Yani ulaşım problemi vesaire olacak mı? Elbette. Bahçeşehir bölgesi zaten hali hazırda İstanbul'un en gelişmiş bölgesel yerleşim alanlarından birisi. TEM otoyoluna hemen hemen sadece birkaç kilometre mesafede, E5 karayoluna, Atatürk Havalimanı'na oldukça yakın. Şu anda Mahmut Bey'den devam edecek olan metro 2019 yılında Bahçeşehir'e gelecek. Yüksek hızlı tren yapımı devam ettikten sonra, Halkalı'dan sonra bu bölgeye de uzatılacak. 3. havalimanı inşaatı başlamış durumda. Kuzey Marmara otoyolu ve bağlantı yollarıyla beraber hemen Bahçeşehir'in içerisine gelen bağlantı yolları söz konusu. Dolayısıyla mevcuttaki ulaşım akslarına ilave olarak İstanbul'un gelişen yeni ulaşım aksları da bu bölgeye hitap ediyor. Bu da büyük bir avantaj oluşturacak. Son olarak böyle bir kaliteli yaşam için talep edenler ne kadar bu bedel ödeyecekler? Bizim muhtelif tiplerde daire tiplerimiz söz konusu. Tabii ki değişen metrekarelere göre değişen fiyatlarımız var. Burada en küçük metrekarelerimiz 76 metrekarelik 2+1 dairelerimiz söz konusu. Bunların da fiyatları 390 bin TL'den başlıyor. Ortalama fiyatımız 4300 TL metrekare ki bu da bölgedeki hali hazırdaki devam eden projelerin bir vasatı niteliğinde aslında. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı olsun projeniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.